Derim ki ben size 84 milyon denen nüfus bir malikaneyi doyuramıyoruz hala. 20 senedir doyuramıyoruz. 20 seneden beri düzeltemeyen bir iktidar da bu saatten sonra sıkın dişinizi. Hatırlıyor musun? Süleyman Soylu demişti ki yazın. Mayıs Haziran'dı. Temmuz dedi çok dedi iyi bir sıçrama dönemimiz olacak dedi. Evet. Acaba yıl vermiş miydi 22, 23, 24? Ama bir Temmuz dedi. Bekliyoruz o Temmuz hala gelmedi. Yani bir lider şeyinde yani ülkenin yönetiminden sorumlu gibi ki zaten beraberinde o. Ayrıca Müslümanlık hele bu sizin röportajlarınızda yani sokak röportajlarında duyuyorum. Müslüman mısın? Sana ne benim Müslümanlığımdan? Değilim. Avrupalı Müslüman mı? Değil. Değil. Çoğu değil ya. Var içlerinde de. Tabii ama. Vardır ama şimdi Avrupa'nın yaşantısına bak. Bilimde, teknolojide, sosyal hayatlarında bütün çocuğundan tutun büyüğüne kadar, yaşlısına kadar hepsi buraya tatiline gelebiliyor. En az senede bir kere geliyor. Asgari ücretlisi geliyor. Benim akrabalarım yurt dışında. İsterse senede iki de gelir, bir de gelir. İstediği gibi yaşayabiliyorlar. Bir asgari ücretten istediği şekilde aldığı 1500-1600 euro asgari ücret, 1000 lira 900 lira ev kirası. Biz niye hak etmiyoruz ablacığım? Biz hak etmiyoruz değiliz. Ya da hak edemiyoruz mu diye. Hak edemiyoruz. Ha hak verilmez alınır diye bir söz. Herkesin dilindedir. Ama şimdi biz böyle konuştukça belki bazı örümcekleşmiş zihinleri belki bir ışık bir tarafında çakar. Yani bir düşünür. En azından düşünebilse, zaten düşünebilse görecek. Yani gördüğünü başka gözle görür. Sorgulama yeteneğimizi mi kaybettik? Sorgulama yok. Sorgulama yok. Ben bir sefer bana derken genel olarak sorulan Müslüman mısın dedikleri zaman ben bu başımızdakinin de Müslüman olduğuna dahi inanmıyorum. Yargılamak, sorgulamak değil. Ama görünen şey ben birebir şahit olduğum şey. Nedir ablacığım o? Şöyle söyleyeyim size. Çalıştığım iş yerinde geceliği 10 bin, 20 bin dolar olan villada misafir edildi bunlar. Bütün korumalar. Kimler edildi? Şu anki Cumhurbaşkanı. Ha. Recep Tayyip Erdoğan. Ve avarisi mi denir? Ahalisi mi derseniz. Bunlar kalıyorlar. Villada bulunan havuzun suyunu bulunduğumuz yerden diyeyim ben size en az tahmin olarak 500 metre var. Villadan havuz suyunu boşaltıp denizden deniz suyu çektirdi. Bu Müslüman ise bu Müslümanlığa yakışan bir şey mi? Yakışmaz. Peki biz biraz da günümüze gelelim ablacığım. Günümüze bu zamları bir değerlendirelim. Aslında KDV indirimi de oldu biliyorsunuz temel gıdalarda. 37 liraydı şeker. 31 lira 90 kuruş. 32 lira olmuş. 5 lira. O şeker ne kadardı? 15 liraydı. Ne oldu? Neresi düşmüş oluyor? 37 liraydı. 37,5'tu. Bizim düşmesini istediğimiz aslında eski seviyelere mi? Eski seviyeye gelmesi. Şimdi dolar 7,5-8 liraydı ya. 18'e geldi. Millet tutuştu. Olan sevindi. Sonra bir gece 13 lirada da biliyorsunuz halay çekildi. 13 lirada halay çekildi. Beyinsiz. Kuş beyinli desem uçacağını biliyor. Ona da hakaret. 7 lirayı niye düşünmüyorsun? 5 lirayı niye düşünmüyorsun? 13 liraya ne halay çekiyorsun sen? Sen onun karnını doyunca sen doyuyor musun? O gezip eğlenirken sen eğleniyor musun? Sen deyince doktoruna gidebiliyor musun? Gidemiyor muyuz? Yapamıyor muyuz bu dediklerinizi? Hiçbirini. Ben doktordan randevu alamıyorum. Kim ne derse desin. Alo diyorsun alıyorsun. Hayır öyle bir şey yoktur. Alo deyip telefonla randevu olayı yoktur. Sağlık sistemi de mi sekteye uğradı? Oo, baştan. Sağlığı da uğradı, eğitimi de uğradı. Şimdi burada düşün bir üniversite öğrencisi bitirsin okulunu herhangi bir daldan. Avrupa ile denkliği var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yok. Avrupa'nın buraya kendi içerisinde oradaki verilen eğitimle buradaki mühendis dediğin ya da öğretmen bile dediğin bile diyorum yani bak küçümseyerek bildiğim kadarıyla demiyorum. Hatta şöyle bir şey de var. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında üniversitemiz de yok. Yok. Vardı bir zamanlar. Boğaziçi'si olsun, bir İstanbul zamanlar, Teknik olsun, ODTÜ olsun. Yok. Çünkü liyakatsız insanlar hani sadece yönetici koltuğu boş kalmasın. Evet oturttum. Sen getiriyorsun Maliye Bakanlığı'nı oturtuyorsun. Adam tekstilci ya da bilmem neyici. Yani bürokrasiden gelmiş devlet eğitimi alarak gelmiş insanlar. Devlet terbiyesi. Devlet terbiyesi alarak gelmiş insanlar nerede? Çünkü onların zihniyetinde bu yok. Biz saltanat hevesi. Bir Çankaya neyimize yetmiyordu? Beyaz Saray diyorlar. Beyaz Saray kaç yıllık? Amerikan Beyaz Sarayı kaç yüzyıllık? Tam tarihini bilmiyorum ama bayağı çok yıllık. Şimdi bizim sarayımız yok mu? Var. Senin Çankaya yetmiyor muydu? Dolmabahçe'yi kullanıyorsun. Mabeyni kullanıyorsun. Adını bilemediğim diyeyim. Hüber Köşkü var. Bir sürü şeyler. Bunların hangisi yetmiyor sana? Bu itibar mı oluyor? Senin İtibardan ülken, tasarruf olmaz diye. Senin ülken sefalette, rezillikteyken sen nasıl itibarı olarak görüyorsun biz bunu? Biz sefalet ve rezillik içerisinde miyiz ablacığım? Aynen o şekildeyiz. Aynen o şekilde. Neden bu durum?
yine şunu söyleyeyim. Bu gerçekten dini çok kötü mü ya da çok güzel mi onların tabiriyle kullandılar. Ya haşa, Allah gibi tapıyorlar. Ya da biriyle konuştuğun zaman sen Müslüman değil misin? Değilim. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. Olabilir. Şunu mu demeye çalışıyorsunuz aslında? Dinin siyasetin içinde yerinin olmaması. Olmaması gerekiyor. Dinin doğruluk üzerine olduğu için siyasete bulaşmaması gerekiyor. Sen dinle yönetiyorum desen bile sen dinin doğrultusunda gitmiyorsun ki. Sen dinin doğrultusunda gitmiş olsan en basit oradan o denizden getirip de buraya havuzu doldurtmazsın. Bunu yapmazsın. Sen Müslümanım diye Müslümanlığın gerektiğini yapıyorsun. Ha, ben de Müslümanım elhamdülillah ama hepsini yapıyor muyum? Yok. Hangimiz yapabiliriz? Allah'la kulun arasında. Ki, o beni ilgilendirir. Tabii. Beni şahsidir. Din yani bir kişinin tekeline de verilmemiş ki. Yani bunu böyle düşünmek bu lazım. Bu zamlar içinde abla diyorlar ki muhalefetin abarttığı kadar bir fatura zammı yok deniliyor. Vay yavrum benim be ya. Ne diyeyim ben bunlar? Ya zamları biz yapmıyoruz. Için, bakın Allah yaptırıyor her şeyi. Az evvel bir tanesi dedi ki Allah düzeltecek. Sen diyor camiye git diyor. Namazını kıl, ibadetini yap diyor. Bak nasıl düzeltir. Be Allah'ın kulu. Peki Avrupalı camiye mi gidiyor? Ha? Putin camiye mi gidiyor? Yani niye bunu dinle bağlantı kuruyorsun sen? Niye sen hak ettiğini düşünmüyorsun? Ben yıllar öncesi... Neden düşünmüyoruz abla hak ettiğini? Ya öyle bir şey... Neden hak etmiyoruz ya? Öyle hak ediyoruz. Öyle bir empoze edildi ki insanlara. Dini böyle o kadar güzel kullandılar ki. Ekmekle, yemekle, makarnayla şimdi hep alışkan gelmiş şeyler. Yani bu karnın doyduysa Allah'ına şükret otur. İbadetini yok diyorlar. Bizim açlıktan anladığımız nedir aslında? Ben çorbayla da doyarım. Bugün yerim çorbayı doyarım. Yarın da yerim doyarım. Nereye kadar doyarsın? Niye benim sinema hayatım olmasın, tiyatrom olmasın? Biz 70'li yıllarda, yani bu arada 59-60 yaşındayım. 70'li yıllarda ayda bir sinemaya giderdik. Yazın yazlık sinema, kışın kışlık sinema. Ayda bir 7 çocuk sinemaya giderdik ailemizle. Şimdi sorun hangisi gidebiliyor? Gençler eğer 3 kuruş anne babadan geldiyse, ya hadi bir sinemaya gidelim diyebiliyor. Sinema, belki, kafeler bunlar lüks belki diye sayılıyor artık. Böyle bunlar lüks olabilir mi aslında? Sosyal hayat lüks mü olmaya başladı? Ya sosyal hayat işte bunlar kapanın sana verilene şükret yani kölelik düzenini aslında getiriyorlar diyeyim. Getiremezler ama bir isyan çıkacak. Nasıl bu 2019 seçiminden önce Cumhurbaşkanlığı seçimiydi sanırım. O zaman birçok patlamalar oldu hatırlıyor musunuz? Bomba patlamaları. Ben onları kendi fikrim niye o seçim arifesi döneminde onlar patladı her yerlerde? Ankara'da, İstanbul'da, orada, burada yapılan şeyler, eylemler yapıldı. Niye oldu onlar? Bir teori kuruyorsunuz tabii ben sizde kendim, doğal olarak. Ben kendim düşünüyorum şimdi. O günden bugünü bağlamaya çalışıyorum. Verin bana. Bakın nasıl görüşücü olacak. Bakın neler yapacağız. Verildi aslında. Yetki de verildi. Yetki de verildi sana. Ne oldu be yetkiyi verdikten sonra? İstediği gibi daha iyi borusunu öttürdü. Süleyman Soylu'yu da kanadı altında beraber. Zaten diğerleri bu Limaklar, Kolinler, Cengizler hepsi beraberinde. Ya Cengiz değil mi? Açık açık eden. Koruması değil mi? Maden işçisini tekmeleyip de şimdi nereye ateşe oldu o? Yurt dışında söyleyeceğim size. Aklım dilim ucunda çıkmıyor. Aynen. Şimdi onu oraya ateşe yaptın sen. İstediği gibi adam atını koşturuyor. Bütün yasayı, kanunu. Bir kişi niye benim adıma karar versin? Bir ülkenin adına karar vermek ne demek ya? Ama biz verdik aslında yetkiyi. Biz verdik. Sen neyi düşünerek verdin ya? Sana din, Allah, kitap deyince nedir? Kimdir o? Senin gibi bir kul, bir insan yani. Ya sen bunu düşünemeyecek kadar kuş beyinli misin ya? Niye sen oturup da emeklisin, emekliyim. Niye ben gidip de bir tatilimi yapamayayım? Avrupa'nın emeklisiyle bizim emeklilerin arasındaki fark nedir? Uçurum. Uçurum vallahi uçurum. Ama şöyle de bir şey dendi. Avrupa'yla 300 yıllık makas kapanıyor. Ya bunu 50 yıl değil 300 yıl geriye götürdü bu adam. Nasıl kapanıyor ya? Öyle diyorlar. Derler. Ben de derim. Bu inanmaz, o inanır, o inanmaz. Niye Avrupa'nın, Avrupalı'nın emeklisi rahat rahat geçinip gezebiliyorken? Çünkü bizim emeklilerimiz neden bu durumda? Yani çalışanlarımı dahil koyuyorum ama. Adaleti var. Bak ya, yine Migros işçisini çöpe çıkmış, çıkma üründen aldı diye işçisini çıkartıyor. Adalet yok mu diyorsun? Adalet yok kesinlikle. Neden kayboldu ya da neden yok size göre? Çünkü kanunları, yasaları bir tek kişinin ağzından çıkıyor artık. Yani oylama vesaire kabul ettim yok. Meclisin bir anlamı mı yok? Hiçbir anlamı. 600 milletvekili aslında boşa mı olur? Boşuna oturur. Boşuna aslında. Niye sen 450 milletvekili varken 650'ye çıkardın ki? Derdin neydi? Zaten karar verecek. Ne olabilirdi sen efendim? Neden çıktı? Neden çıkması? Şimdi bana göre şöyle düşünürüm. Nasıl olsa bir yetkisi yok diye biliyoruz. Nasıl olsa yetkisi yok ama bir yerlere de oturtacak adamlar lazım. Yani onların orada herhangi bir görevi yok aslında. Hiçbir asli görevi.
Yok. Çünkü hiçbiri liyakatlı insanlar değiller. Yani hiçbiri, eğer avukatsa adliyede görevini yaparsın. Girip El Sivaki'de çalışmazsın gibi. Liyakatlı insanlar mı arıyoruz aslında? Evet, liyakatlı insanlar arıyoruz. Devlet kademesinde yok mu şu anda sizin? Yok. Maalesef yok. Gerçekten yok. Yani bu tepeden başlıyor. Tepemiz, başımızdaki de liyakatla diyeceğim. Hani o yine bu 19 seçimlerinde İmamoğlu'nun kazandığı seçimde. Ya oldu, bir şeyler oldu ama bir şeyler oldu gibi bir şeyler söyle diyor Ali kimdi il başkanı. Ne gibi bir şeyler olmuş? Ne gibi bir şeyler olmuş da bunlar kazanmış. Aslında kazanamazmış. Seçim bir daha yapıldı. Bir daha yapıldı. Özellikle de biliyorsunuz ki hani sadece belediye başkanı seçimi, evet, yapıldı. Diğerleri iptal olmadı. Diğerleri niye iptal oldu? Yani bir zarftan çıkıyor hepsi. Bütün kağıtlar bir zarftan çıkıyor. Bunlar kabul, bu değil. Nasıl oluyor bu iş? Yani bugüne kadar aldığı seçimleri de ben, hani belki ilk zaman yaptığı seçimleri o şekilde kazanmıştır ama sonraki seçimlerde seçim olduğunu da düşünmüyorum ben. Peki ablacığım, biz ne istiyoruz? Vatandaş olarak ne bekliyoruz? Yani, devletten, hükümetlerden? Şimdi sosyal bir hayatımız olsun, yani iyi şekilde yaşayalım. Yaşayalım derken benim cebime para koymasın. Ben emeğimin karşılığını alayım. Ben üreteyim. Sen üretmiyorsun. Ürettirmiyorsun. Ben gittim inanın Alfalı'da o şeker fabrikasını gördüm. Harabe şekilde duruyor. Ama destek de veriliyor diyorlar. Nereye destek veriliyor? Çiftçilere olsun. Ya bugün öğrenciye verdiği KYK'nın nedir ne dedikleri 350 lira oldu. 650 lira galiba. Şimdi tabii 650 lira. Veriyorsun. Adam okulu 5 sene sonra bitiriyor. İşe giremezse nereden ödeyecek? 2 yıl içinde ödeyecek. Zaten sonunda mecburen ödeyecek. Faiziyle birlikte ödemek zorunda. Faiziyle birlikte ödüyorsun. Sen nasıl nas diyebiliyorsun? Nasıl ağzın yamulmuyor senin? Nas diyorsun ya. Nas'ta faiz var mı o zaman? Gençler ve öğrenciler yeterince değeri görmüyor mu? Görmüyor. Bu beyin göçünün oluşunun nedeni, doktorlarımız da gidiyor biliyorsunuz. Gidiyor, gidiyor. Yani sosyal medyada özellikle çok, evet, karşımıza da çıkıyor. Görüyorum, birebir doktor, hastaneye gidin yine görürsünüz onları zaten, yok. Yani doktora gitsen bile belki muayenesini bile yoktur artık. Yani o da esleyebilir. Yani esleyebilir derken nihayetinde o da insan, benim gibi senin gibi işte dolmuş insanlar. Yani liyakat yok, adalet yok. Öğrenciye, insana değer yok. Sadece 84 milyon çalışıyor bir malikaneyi beslemek için ama doyuramıyoruz. Ha giden altınlar, paralar, zarrafın götürdüğü altınlar nereye gitti? O Hakan vardı Amerika'da 6 ay 1 sene mi neyse kaldı. Geri buraya geldi, bilmem neyin başına oturtturdu. Sonra istifa etti gitti, hani edebinle gittin hareketi. Ha, yarın bir gün o da çıkar bir yerden geri. Tamince de işte bilmem nerede şimdi. Belli bir yerde yani, kendi kolunda altında. O zaman vatandaş kandırılmıyor aslında. Vatandaş görüyor bunları. Görüyor. Ben görüyorum ama görmeyen de var. Onu da gösteremiyoruz. Göstermek istediğin zaman dedikleri gibi camiye git, namaz kıl, duanı et, Allah düzeltecek ekonomiyi diyor. Ya sen çalışıyorsun da sana o para aylığı rızkı neyse. Allah verir, ekonomiyi Allah düzeltir. Ekonomiyi Allah düzeltmez, rızkını Allah verir. Ama o gelen rızk beni geçindirsin. Benim kazandığım beni geçindirsin. Geçinemiyor muyuz şimdi? Geçinemiyoruz. Neden böyle oldu ablacığım? Aslında hani indirimlere de geldik aslında. İndirim yok. Yani KDV indirimi adı altında bir indirim oluştu. Şimdi 300 lira gelen bir elektrik birden 750'ye, 1000 liraya çıkınca nasıl bir indirim oluyor bu? Ama orada indirim yok zaten. Elektrikte kilovat niye, artışı oldu. Niye sen TEDAŞ'ı özel şirketlerine, kolinlere, limaklara verdin? Denetimini elinde tutsaydın. Hatta özel şirketler, elektrik dağıtım şirketleri de toplu bir açıklama yaptı. Artışların bizimle hiçbir alakası yok. Alakası yok İlgisi diyorlar. De yoktur diyorlar. EPDK belirliyor diyorlar. Evet. Bunu o zaman kim yiyor? Ama hükümet kanadından da arası. Hükümet kanadından da zamları biz yapmıyoruz. Allah yapıyor. Enerjiyi Allah söylüyor, Allah yaptırıyor diyorlar. Muhalefetin abartıldığı kadar bir fatura polemiği yok aslında deniliyor. Bu kadar esnaf yalan mı söylüyor? Bu kadar gelen insanlar yalan mı söylüyor? Hatta şu da dendi. Devlet büyük çoğunluğunu karşılıyor. Enerjideki olan doğalgaz, elektrik, akaryakıt. Ben ne kendimde ne çevrede görmedim. Ne kendimde ne çevrede. Dünyada en ucuz elektrik, akaryakıt ve doğalgazı biz kullanıyormuşuz. Tabii tabii. Onun için mi 15 lira? 25 lira olması lazımmış aslında. Öyle diyorlar. Peki benim alım gücüm, bana kazandırdığın ne, bana verdiğin ne? 4250 lira. 4250. Asgari ücret tabii o da. Benim ailem yurt dışında. 1500 lira diyorum. Hatta şu anda işsiz. İşsizlik maaşı alıyor. O şekilde de arabasını alıyor. Gerçekten diyorum bunu. Kimse için bir biz şey biz burada sosyal haklarımız mı yok aslında? Sen çalışırken ne alabiliyorsun? Ekmek 1 lira, 1 lira 20 kuruş. Yani kalite kalite veya neyse. 2 lira oldu halk ekmeği. Gramaja, hayır orayı diyorum. Burada şimdi 2 lira 3 lira ekmek. Sen aldığı 1500 lirayı buraya Türk parasına çeviriyorsun. Veya ekmeği çeviriyorsun. Diyorsun ki 1 lira orada 1 euro.
İşte bu kadar 15 lira. Matematik hesapları zaten yanlış. Birim olarak ya bakılması lazım. Nasıl bakış ya? Ya sen, şaşıları öyle doğru diyorsun. Sen 100 şurada gördüm şimdi 129 lira. Ay kuşbaşı mı dedi, bonfile mi dedi? Yazmış, ilan atmış yani. 149'muş da 129'a indirmiş. Hı. 10 lira. KDV indiriyor. He. 129'a indirmiş. Sen işçinin yevmiyesi ne kadar? Bugün günlük bir işçiye, yani bir günlük işe götürmek için İstanbul şartlarında... Pazarda 250 liraymış galiba. Ben bilerek demeyeceğim ama tahmini olarak piyasa 300 lira diye söylüyorum. Ben de bir pazarcıdan buldum. 250-300. Belki ağır işçilik inşaatta falan değişebilir. Evet, değişebilir. Değişebilir. Sen şimdi bir işçi bir yevmiyesiyle sadece 1 kilo et mi alsın? Bu mu? Avrupa'da öyle mi peki? AB'ye giriyordun sağ 2007-2008'lerde. Kapılar açılıyor. Gideceğiz. Şimdi Avrupa bakıyor. Öyle bir gaz verildi. Öyle değil. O seçimde nereye alıyorsun ya? Avrupa seni ne yapacak ya? Avrupa sana Suriyeli'yi, Afganlı'yı, Özbek'i hepsini dolduracak. Besle sen bunları. Şimdi Avrupa batıyor deniliyor işte. Küfür etmeyeceğim. Yok ama. Etmeyeceğim. Neresi batıyor ya? Ben diyorum gerçekten ailem yurt dışında. Şimdi arayayım konuşayım. Yurt dışında yaşıyor. İşsizlik maaşıyla diyorum araba alıyor kendisine. Peki ablacığım biz bu refah seviyesine ne zaman ulaşabiliriz ya da nasıl ulaşabiliriz? Şöyle ulaşması oğlum, zor. Arada var 200 sene fark var. Şu makas kapanıyormuş amca. Kapanıyor. Evet kapanıyor. Şimdi hanımefendi konuşuyor da ben 20 sene yaşadım Avrupa'da. Ben oranın da ne olduğunu iyi biliyorum. Batıyor mu abi sizce Avrupa? Yok, batmıyor. Falan yok batma ya. Falan. O yok 1000 lira ya. Dediği hanımefendinin 1000 euro alır da orada da zar zor yaşar. Bana yaşıyor. Kimse. Yaşıyor. Burada da yaşar. Burada ya, ekonomimiz iyi mi sizce abi?